Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Batısında Kamerun, doğusunda Sudan, güneyinde Kongo Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, kuzeyinde Çad bulunan bir Orta Afrika ülkesidir. Aralık, Mart ve Nisan ayları hem yağış görülmeyen hem de sıcaklıkların çok yüksek seviyelere çıkmadığı aylar olduğu için ülkenin seyahate en elverişli dönemleridir. Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasındaki en tehlikeli ülkeler arasında yer almaktadır. Gitmeden önce kendinize güvenilir bir rehber bulmanız oldukça yararlı olacaktır. Alkollü sürücülere ve alkol sonucu çıkan şiddet olaylarına karşı dikkatli olmalısınız. Gün ışığında dahi gerçekleşen gasp olaylarına maruz kalmamak için gösterişli ve pahalı kıyafetlerden kaçınmanız ve üzerinizde görünen yerlerde değerli eşya ve elektronik eşya taşımaktan kaçınmalısınız. Ülkedeki hukuk sistemi çok bozuk olduğundan, başınızı polisle ya da halktan biriyle derde sokmamaya gayret etmelisiniz. Ülkede sıkça yaşanan sel baskınlarına karşı da gittiğiniz dönemin güvenli bir dönem olduğundan emin olmalısınız. Şehir suyu hijyenik olmadığından mutlaka şişelenmiş su içmeniz tavsiye edilmektedir. Halk yemek yerken çatal bıçak kullanmamaktadır. Siz de onlarla birlikte yemek yerken sağ elinizi kullanmalısınız. Uzun süre başka ülkelere bağlı olarak ayakta kalmış olan ülkede, doğal kaynakların da az olması nedeniyle kendine özgü yerel mutfağı oldukça zayıftır. En meşhur yemeği olan muamba de galinha, bamya ve hurma yağı kullanılarak yapılan bir tavuk yemeğidir. Yerel mutfağı zayıf olduğundan ülkede Çin, Lübnan, Fransız ve benzeri mutfaklar ön plana çıkmaktadır. Yabancılara ait restoranlarda yemek yemek, ülke standartlarına göre çok pahalıdır. Buralarda yemekler tabak başına 10-20 dolar arasında değişir. Fırın ürünleri gibi hamur işi ağırlıklı yiyecekler daha makul fiyatlarla satılmaktadır. Başkent Bangui'nin kent merkezinde çok sayıda Fransız fırını vardır. Ucuz gıda yerel pazarlardan ve sokak satıcılarından satın alınabilir. Ancak süpermarketlerde gıda ürünleri yerel halkın yaşam standartlarına göre çok pahalıdır. Yerel biraları olan 33, Mokaf ve Cristal'ı deneyebilirsiniz. Ülke 1960'a kadar bir Fransız sömürgesiydi. Bu dönemdeki adı Ubangişir olan Orta Afrika Cumhuriyeti 1963 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Askeri yönetimlerin ardından 1993'te sivil yönetim başa geçmişse de siyasi istikrarsızlık halen devam etmektedir. Ülke yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 42. ülkesidir. Somali'den sonra hukuk sisteminin en bozuk olduğu ikinci ülkedir. Hiçbir denize veya okyanusa kıyısı bulunmaması, tamamen kara ile çevrili olması sebebiyle ihracatta çeşitli sıkıntılar yaşayan ülkede nüfusun %87'si tarımla geçinmektedir. Ülkedeki kereste, kahve ve pamuk ihracatın önemli bir bölümünü temsil eder. Ülkedeki elmas ticareti de ekonomiye önemli bir katkı sağlamaktadır. Tropikal iklime sahiptir. İki ana mevsim yaşanmaktadır. Mayıs'tan Ekim'e kadar yağışlı sezon yaşanırken, Kasım'dan Nisan'a kadar kuru sezon yaşanmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 26 derece civarındadır. En fazla yağış Haziran ve Ekim aylarında görülmektedir. Bu dönemlerde nehirlerde taşma ve sel baskınları görülebilmektedir. En kuru sezon ise Ocak ve Şubat aylarıdır. Bu dönemde ortalama sıcaklık 34-35 derecelere çıkar. Ülkenin kuzey bölgeleri çölden esen harmattan rüzgarlarına maruz kalır. Bu rüzgarlar tüm ülkeye toz ve kum taşır. Ocak-Şubat döneminde kuzey bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecelere ulaşır. Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım mevsim geçiş dönemlerinde düzensiz ve beklenmedik yağışlar görülebilmektedir.